müminlerin ölüm anı ile münkirlerin ölüm anından bahseden ayetler var. Onlara Evet. işaret ediyoruz. Özellikle münkirlerin canları alınırken Evet. orada çok böyle dehşetengiz ifadeler yer alıyor. Yani Evet. bir aslında azap daha dünyadayken başlamış Evet, oluyor o andan itibaren. Hocam bu konuda neler söylersiniz? Şimdi tabii ölüme karşı iki türlü bir mümin tavrı var, bir de kafir tavrı var. Kafirin tavrı yok olma endişesi. Şimdi Mevlana'nın bir şeyinde görmüştüm. Adam diyor ki ahirete inanmadığı için ya diyor ölmektense diyor dünyayı bilmem neyin neresinden seyretmeye razıyım falan. Böyle çok şey inanmıyor çünkü yokluk, kara delik, hiçlik değil mi? Sıfır olmak, her şeyin anlamsız olması gibi bir şey var. Yok olma korkusu. Onun için en büyük, en korkunç şey sıfır olma, yok olma korkusudur. Onun için bir batılı diyor ki, yahu diyor keşke var olsak da cehennem olsa razıyım diyor. Tam inanamıyor. Silinmek, sıfır olmak en çok korkunç. Tabii cehennem istenmez ama bir kaybolma, yok Küntü olma. traba değil mi? Öyle bir de Ya leyteni küntü traba, o ahiretteki şey, azabı görünce ya dayanamayacak, bari toprak olsaydım demek. Bir de dünyadayken hani ölüme inanmadığı için ahiret kendisinin yok olması şeyinden, yok olmaktan korkuyor. İnsan yok olmak istemez değil mi? Yani içimize dönelim, herkes var olmak ister. Şimdi bir de müminin tavrı olur. Mümin ahirete inanır ama o imanın derecesi var tabii. Bir de şöyle bir günahlar var, işte ne yüzde gideceğim endişesi var. Bir de bazen dünyaya çok muhabbet olunca ayrılmak zor geliyor değil mi? Şimdi şöyle hatırlıyorum, biz İzmir'de Şeyh Selman Üstü'nde talebeyken bir şeyin kiracısıydık. Bir kadın Rum muydu neydi, yaşlı bir kadın. Böyle İzmir Körfez'e nazır bir evi vardı. Çok lüks değil ama balkonu. Şimdi derdi ki, ya çocuklar ben bu manzarayı nasıl bırakıp da gideceğim öbür tarafa falan diyordu. Şimdi yani diyelim ki, şimdi Boğaz'da manzaralı bir evde yaşayan, villada yaşayan bir adamın gece konduya gitmek istemez değil mi? Ama gece konduda yaşayan bir adam Boğaz manzaralı bir yere elbette gitmek ister. Yani ahirete böyle bakarsa gece konduda muazzam güzel bir aleme gideceğine inanan bir insan koşa koşa gider. Ama öbür türlü eyvah ya kaybedeceğiz biz, bir daha bu nimetler nereden elime geçecek diye endişe eden de gönüllü gitmek istemez. Onun için ebedi hayat için bak cennet tasvirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu cennet nasıl anlatılır? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ama cenneti en güzel anlatan Hazreti Peygamber'in efendim مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَتَرَ بِبَالِ اَحَدْ. Yani hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi, hiçbir aklın tasavvur edemeyeceği kadar güzel bir yer değil mi? Şimdi oraya kim gitmek istemez? Cehennemde biliyorsunuz onun tasvirleri de korkunç. İşte Nebe suresinde başka şeylerde yani dayanılacak gibi değil. Şimdi bu endişeyi taşıyan bir adam hocam, öyle bir yere gitmek evet, istemez. Muhammed suresinde evet. Cenab-ı Hak şöyle bir فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوبَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Yani evet. Melekler münkirlerin canlarını alırken işte onların yüzlerine ve sırtlarına vururlar buyuruyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Söke söke. Evet, söke söke alır anlamı var değil mi ben, hocam? Tabii bu Naziat suresinde de biliyorsunuz bu meleklere kasem edilirken Cenab-ı وَالنَّازِعَاتِ غَرْكَنْ وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتَنْ değil mi? وَالنَّازِعَاتِ Nezi soymak, çıkarmak, haleti nezi diyoruz ya biz, canın çıkma anıdır. Şimdi müminin, kafirlerin canını böyle hani bir yün dikenlere şey olur da zor sökülür ya, sanki böyle bir şeyden, dikenli bir yerden şeyi sökmek gibi zorla çekip alırlar. Ondan sonra müminlerin ki canını da melekler huzur içinde kolay tereyağından kıl çeker gibi kolay alırlar değil mi? Yani müminin o şeyi zaten bir tasvirleri vardır ölüm anının. Öyle hafif terleme, yüzü şey yapma, böyle bir feryat etme falan değil de tabii bir sıkıntı, bir acı falan olur ama o teslimiyet içindeki bir şeyi vardır. Evet. Ötekinin de feryadı. Şimdi biraz evet. evvel şeyden hocam söyledi. Yani ölüm anının o merhaleler var ya, en son kabul anı dediniz. Ben şeyde hatırlıyorum, bu Sezar'ın ölümünde
İşte hani sen de mi Brutus diye kılıcı saplayınca dünyaya hükmediyor ya, alışmış. Ölüm diyor, emrediyorum, gelme diyor falan şeye. Sonra bakıyor ki yavaş yavaş gidiyor. Nasıl gelirsen gel diyor, değil mi? İş bitti çünkü. Ha, saltanat bitti. Firavun da öyleydi, değil mi? Boğulunca ben Rabbukumul Ala diyen adam boğulurken şimdi ben de iman ettim dedi. En sonda. Evet, hatta evet. Böyle ateistlerden falan önce evet. Gavur olup da sonradan mesela Auguste Comte'un falan pozitivizmin şeysi. Ölürken bazı şeyler var. Şair Baudelaire falan var, Fransız. Bunlar ölürken şeyi görüyorlar. Artık teslim olmaktan başka da çare yok. Ölüm evet. Ortak bir şey. Bir de hocam şey.